Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bize vermiş olduğu inovasyon dalındaki birincilik ödülü bize hem gurur verdi, hem bundan sonraki çalışmalarımızda azim olarak bizde yer etti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ODTÜ Kristal Ağaç Ödülleri sahiplerini bulurken, hayatını ARGE çalışmalarına adayan ve bitki profesörü lakabıyla ünlenen ilkokul mezunu Kaşif Faruk Durukan'a yılın en iyi buluşu, yılın en iyi girişimcisi ödülü verildi. Biz bu çalışmaları zaten yapıyoruz ama bizim hoşumuza giden Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından da görülmesi, kabul edilmesi. Taşı su haline getiren ve bu buluşuyla geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den bilim dalında Nobel ödülüne aday gösterilen Faruk Durukan, ödülünü akademisyenlerin elinden aldı. Dünya rezervlerinin çoğunluğu Türkiye coğrafyasında olan bor elementi üzerinde çalışmalar kaydeden Durukan, dünyada sadece gelişmiş birkaç ülkenin başarabildiği boru saflaştırma işlemini ilk kez Türkiye'de gerçekleştirmişti. Bize bu konuda Münih Üniversitesi'nden de davet gelmişti. Radyasyon çalışmaları buyurun bizim üniversitemize devam edelim diye. Bu açıdan çok gururluyuz. Ancak tabii bizim bu çalışmalarımıza başta Sayın Başbakanımızın destekleriyle Türkiye'de ARGE desteklerinin yoğun verilmesi bizim bu çalışmalarımızı tabii çok kolaylaştırıyor. Burada tabii hükümetin aldığı bu kararlar da çok önemli. Durukan'ın bu çalışması da ODTÜ'den ödül almasını sağladı. ODTÜ'de düzenlenen ödül töreninde yılın girişimcisi seçilen Faruk Durukan'la birlikte ulaştırma ve lojistik dalında Pegasus'a, otomotiv sektöründe Tofaş'a, finans sektöründe İşbank'a, gıda sektöründe Ülker'e yaklaşık 300 kişinin huzurunda ödülleri verildi. Durukan, ODTÜ'den ödül almanın onurunu yaşadığını ifade ederek, gelişmiş ülkelerin Türkiye'nin gelişmesini görmezden gelmemesi gerektiğini söyledi. Bundan sonra ülkemizde bu konuda ARGE çalışmalarının, ürüne yönelik ARGE çalışmalarının daha çok olacağı, hele hele ülkemizde %72'sine sahip olduğumuz bor elementinin saflaştırılarak yaklaşık 2000 alanda kullanılmış olabilmesi Türkiye'ye büyük bir gelir kaynağı olacaktır milli malzeme olarak. Bizim de buna sahip çıkmamız en doğal vatani borcumuz zaten. Biz bunu yaptık. Bundan dolayı da gururluyuz. Gençlere de örnek olma adına gurur duyduk. İnşallah daha büyük çalışmalar yapacağız. Şu anda bor kumaşı üzerinde çalışmaları tamamladık. Yani 7-8 kilogram ağırlığında bir kurşun yeleği 250 grama aynı şekilde radyasyona geçirmezliğini elde ederek zaten başardık. Bundan sonra daha büyük projeler inşallah borla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Gelişen ülke değil, gelişmiş ülke Türkiye'yi tüm dünyaya göstereceğiz. Bizim hedeflerimiz bunlar.